Mesele zaten o sadece büyüme değil. Dünyanın her tarafında büyüme matematiksel bir hesapla ölçülüyor. Belirli bir dönemdeki üretilen mal ve hizmetlerin hacmi olarak, cari fiyatları olarak ya da döviz bazında ölçülebiliyor. Ama o büyüme denilen şeyin asıl önemli olan şey gelir dağılımındaki adalet. Ki Türkiye'deki kronik bir gelir dağılımı adaletsizliği de var. Eşit bir şekilde paylaşılmıyor. Özellikle enflasyonist dönemlerde işte bu büyümenin kendisi fakirin cebinden alınan paranın zenginin cebine konulması şeklinde yürüdüğü için bu büyümenin toplum, ücretliler, emekliler, çalışanlar için pek de bir anlamı maalesef olmuyor. Diyelim ki bu sıradaki haberimiz de bu yılın haberleri gibi hep zamlarla alakalı ki 23 Ağustos'ta benzine yapılan 82 kuruşluk zammın ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 95 kuruşluk bir zam daha yapılması bekleniyor. Akaryakıt fiyatları artmaya devam ediyor. 20 Ağustos'ta motorine yapılan 1 lira 8 kuruşluk zamın ardından 23 Ağustos'ta da benzinin litresine 82 kuruş zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki artış nedeniyle benzin ve motorun fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 95 kuruşluk bir zamın daha yapılması bekleniyor. Böylece motorinin litre fiyatı yarından itibaren İstanbul'da 26 lira 3 kuruşa, Ankara'da 26 lira 14 kuruş, İzmir'de ise 26 lira 16 kuruşa çıkacak. Benzine ise bir zam yapılması şimdilik beklenmiyor. Benzinin güncel litre fiyatı İstanbul'da 21 lira 15 kuruş, Ankara'da 21 lira 28 kuruş, İzmir'de ise 21 lira 27 kuruş.